merhaba sevgili dostlar Evet bugünkü videomuzda e, sizlerle bir ürün incelemesi yapacağız e, ve daha önce tabi bunun benzerleri de bu ürünle alakalı mutlaka yapılmıştır ama e, benim buradaki amacım sadece kısa bir tanıtım olacak bundan sonra da bununla yapacağımız videolar hakkında sizi bilgilendireceğim arkadaşlar bunun e, çeşitli adları var işte ampermetredir power metredir şudur budur bunun Türkçe karşılığının tam anlamıyla manası şu: Bu cihaz evimizdeki elektrik sarfiyatının ne kadar olduğunu bize söyleyecek olan cihaz. Yani bundan sonraki video serimizde biz evimizdeki elektrikli aletlerin kaç para yaktığını tabiri caizse böyle söyleyeyim kaç para yaktığını bu alet sayesinde bu cihaz sayesinde öğrenip sizlerle paylaşacağız. Birkaç gündür ben bu cihazı test ediyorum ama e, ee, yani ne olduğunu anlamak için test ettim. Ondan sonra da sizlerle önce bir ön tanıtım yapayım. Daha sonra da evimizdeki cihazların çekimini yapayım istedim. E, ee, ön bilgilendirme için dediğim gibi denemeler yaptım. Arkadaşlar bundaki mantık şu. Bunu prize takıyoruz. Ve biraz sonra menülerde göreceksiniz. Ee, Kaç paralık elektrik yaktığınızı bilgilerini buna giriyorsunuz yüklüyorsunuz ve ondan sonra da işi kendi işini kendisi yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi bir takım bilgiler var burada. Şimdi bu bilgilerden size kısaca bahsedeyim. Öncelikle cihazımıza kaç paralık elektrik e, yaktığımızı girmemiz gerekiyor. Şu tuştan netleyebilirsem şöyle. Evet şimdi zannediyorum görüyorsunuzdur. Ee, ben şu anda bir ölçüm yaptım. Evimizdeki buzdolabının ne kadar e, harcadığını ölçmek için 20 yaklaşık e, 24 saatlik bir ölçüm yapacaktım ama biraz uzun sürdü. 1 lira 15 kuruş falan yaktı. 20 saatlik gördüğünüz gibi üstteki çalışma. Bu 20 saat e, buzdolabının çalıştığı süre arkadaşlar. Yani bunun prize takılı olduğu süre değil. Bunun prize takılı olduğu süre. 30 saat falan oldu. 30 saat buzdolabını 30 saatlik bir sürede 20 saat çalışıyor arkadaşlar. Geri kalan 10 saatinde de dinlenmeye geçiyor. Yani üstteki 20 onu ifade ediyor. Alttaki 1.15'te 1 lira 15 kuruş yaktığını 30 saatte 1 lira 15 kuruş yaktığını gösteriyor. Bunun videosu var. Şimdi size kısaca bu cihazdan tekrar bahsedelim özelliklerinden. Şimdi burada wattı yani çalıştığı esnada tam ortada e, ortada şu anda çalışmadığı için 00 gözüküyor. Cihazın anlık olarak kaç watt e, harcadığını gösteriyor. Burada da e, kilowatt saat olarak yani toplam kilowatt saati gösteriyor. 1.462 kilowatt saat 20 saatte buzdolabı bu kadar e, enerji çekmiş kilowatt saat olarak. Eğer fişe takılı olsaydı biliyorsunuz Türkiye'de 220 volt elektrik harcanıyor. Şurada ortada şu anda 220 volt yazacaktı. Burada da cihazın amperini gösteriyor arkadaşlar. Yani kaç amper akım çektiğini gösteriyor. En düşük cihaza fişe taktıktan itibaren en düşük kaç amper çektiğini ve en yüksek kaç amper çektiğini görebiliyoruz cihazımızın. Şuradaki 79 da Bizim şu anda Bursa'daki elektriğin güncel fiyatı yani 1 kilowatt saat elektriğin kaç para olduğunu gösteriyor. 79'u ben evimize gelen faturanın toplam fiyatını kilowatt saate bölerek buldum arkadaşlar. Bu güncel fiyattır. Yani Bursa'da 79 kuruş elektriğin kilowatt saati. Ee, bunu ayarlamak için şuradaki Cost yazan yere şöyle netleyeyim. Cost yazan yere basılı tutuyoruz arkadaşlar. Basılı tuttuktan sonra e, Artık şöyle basılı tutalım Pardon zaman aşımına uğradı Bakın şu şekilde oradaki şey yanıp sönmeye başlayınca Buradan Hangi e, Fiyat ayarlayacağımızı bu şekilde tekrar basarak Getiriyoruz ve şuradaki e, Yukarı aşağı tuşlarıyla Ayarlıyoruz Ayarlamamız bittikten sonra da Ortaya basınca bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Ondan sonra da fişe takıp hangi cihazı çalıştıracaksak onun takıp ölçümlerine başlıyoruz. Bu tanıtımdan sonra <laughs> eğer bu yorumun altına yazarsanız yani sizin de merak ettiğiniz işte şu evinizdeki atıyorum çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kaç para yakıyor merak ediyorsanız ölçmemizi istiyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ve ben dediğim gibi zaten aslında size bu yorumlara yazmanıza gerek kalmadan evimizde bizim kullandığımız bütün elektrikli cihazların ve özellikle biliyorsunuz benim bir tane elektrik motorum var. Elektrikli motor. Ee, bunun sarfiyatlarının videosunu çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, ben gerçekten sonuçları merak ediyorum. Ee, sizlerle paylaşacağım. Siz de merak ediyorsanız beni takip etmeye, beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.